Hazar Ergüçlü. Güntaç Bey söylemiş arkadaşı. Abi diye konuşuyor musun devamlı? Doğru mu? Abi en çok kullandığın lafmış. Evet. Çok annen demiş ki çok güzel şarkı söyler. Kıbrıs'ta sahne almışlığı vardır. Eyvahlar olsun. Evet. Anne ya. Kimi dinlersin? Öyle sorayım sana. Ya da kimden söylemeyi seversin? Yani... söylemeyeceğim. Şarkı söylemiyorum. Belki çok sev. Ben Bülent Ortaçgil'ciyimdir mesela. Sezen Aksu çok severim. Sezen Aksu çok seversin. Yani çok var. Teoman Duman çok severim. Senin parçaları kim? Sen kendin mi seçiyorsun? Bütün dizilerde. Hep beraber ya, seçiyoruz. Hepsi hep harika parçalar yani. Teşekkür ederiz. Zeytin yapraklarıyla tütsü yapar. Bunun onun nazardan koruduğuna inanır. Bu bir Kıbrıslı adetidir. Evet. Evet. Yaparım. Kıbrıslılara da buradan çok selam söyleyelim. Çok güzel günlerimiz geçti. Hazar küçükken şarkıcı Çeli'ye aşık mısın sen? Hala var mı bir aşk şarkı? Çeli'ye aşıksın. Evet, doğrudur. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu programdan sonra insan içine çıkmaya devam edebiliriz. Edersiniz, edersiniz. Bir şey. Ne güzel gidiyor ya. Bir şey. Kendimiz de eğleniyor. Hayatta en hassas olduğu konulardan biri yemekte tabağındakini bitirmeden kalkan insanlar. O tabak bitmeli, silinip süpürmeli demiş. Evet. Öyle öğretildi. Arkandan kovalar diye. Dizide oynamaya başladığında yolda gören bir amca, eski bu dizide, öteki dizide, Kuzey Güney'de oynadığın dönemde arkandan dizide oynamaya başladığında yolda gören bir amca, iki tane oğlum var, Allah onları senin gibisinden korusun demiş. Evet. Sonra ben bunu röportajda söyleyeyim. Devamını söyle, devamını. Değil mi? Sonra bunu bir röportajında anlatınca amcanın oğlu Twitter'dan Hazar'ı bulup sen benim babama yaşlı demişsin diye çok kırılmış. Yaşlı bir amca dedi diye anlatınca. Kreşe giderken bir televizyon programı için çekim yapıyorlarmış. Tek tek bütün çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye soruyorlarmış. Herkes doktor, öğretmen derken annen demiş bunu. Hazar ben Türk bayrağı olmak istiyorum demiş. Evet, evet. Yazık işte. İnsan o zaman bilemiyor harika, ne kadar güzel. Eve başka çocuk geldiğinde oyuncaklarıyla oynamasın diye oyuncaklarının üzerine oturmuş. Yemek bunu yedikten hatırlamıyorum. Ekrem demiş ki yemek yedikten sonra tabakları yalıyor demiş. Ama bunu geçen sefer de söylemiştik. Okumadım artık bunu, yapmıyorum.